Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri ve genelde dünya ekonomisini konuşunca Amerika resesyonundan bahsetmemek olmaz. Çünkü ekonomistler neredeyse son 2 yıldır resesyon bekliyorlar ve bir türlü gelmiyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin hisse senetlerinin geleceğini etkileyecek en önemli 2 faktörden biri. Yani resesyon var mı yok mu, ondan hepimiz korkuyoruz çünkü ekonomik durgunluk şirketlere elbette yaramaz. Enflasyon var mı yok mu, enflasyondan da korkuyoruz çünkü enflasyon yüksek gelirse FED yaramazlık yapar, faizleri yükseltir ve bizi resesyona sokar. Şimdi gelen verilerde ve enteresan. Gelen veriler Amerika'nın resesyona girmediğini, tam tersine ekonomik büyümenin tekrar toparlamakta olduğunu gösteriyor. Öte yandan bu verilerin enflasyona ne yapacağı da çok tartışma konusu. İşte bu çerçevede size ışık tutacak bir video hazırladım. Bugün resesyona odaklanacağız. Gelecek hafta ise enflasyonla ilgili son tahminlerimi açıklayacağım. Neden böyle gideceğiz? Çünkü önce bir resesyonun olmadığını cebimize koymamız gerekiyor. Eğer resesyonun olmadığını ve FED'in şu andaki oldukça yüksek politikalarında bile resesyonla karşılaşmadığımızdan emin olabilirsek enflasyona daha kolay odaklanacağız. Haftaya biliyorsunuz 12 Temmuz'da Amerikan enflasyon verisi geliyor ve çok önemli bir veri. Onunla ilgili de kısmetse pazartesi veya salı günü detaylı bir video hazırlamaya çalışacağım. Ama şimdi gelin bakalım resesyon var mı yok mu, neler oluyor Amerikan ekonomisinde bir göz atalım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, adım adım gidelim. Öncelikle Amerikan ekonomisinde ne oluyor? Geçen yıl aynı çeyreğe göre ekonomi ne yapıyor? Büyümeye devam ediyor. Burada görüyorsunuz son 3 çeyrektir büyüme var. Geçen sene Amerika teknik resesyon yaşamıştı şu noktada. O gün bugündür büyümeye devam ediyoruz. Hatta ilk çeyrek büyümesini yukarı yönde revize de ettiler. Evet, biraz yavaşça bir büyüme. Aslında Amerika'nın ortalama büyümesine yakın yerlerde gidiyoruz. Öyle çok da bir sorun yok. %1,5, %2 oralar iyi bizim için. Son çeyrekte yanılmıyorsam revizyondan sonra %1,2'ye yükselmişti. Yani henüz büyüme devam ediyor. Benim abonesi olduğum bir sistem Yardeni Research'ın geleceğe doğru bakışta şöyle diyor ki 2023'ün 3. çeyreğinde %2, 4. çeyreğinde de yine %2'lik büyüme bekliyoruz. Şu ana kadar da zaten aşağı yukarı tahminleri tuttu, %2'ler civarında. Geleceğe yönelik de aynı şekilde bakıyorlar. Benim de kafama açıkçası yatıyor. Neden yatıyor? Biraz sonra vereceğim detaylı bilgilerden dolayı. Mesela Amerika'da satışlarda bir düşme yok. Hatta son çeyreğe baktığımızda yükselme de oldu. Henüz 2. çeyreğin tam verileri elimize gelmedi. Burası Covid sırasında yaşanan facia, burası Covid'den sonra yaşanan aşırı yükseliş, daha sonra da normalize olup giden bir tablomuz var ve Amerika'da şu anda satışların seviyesi ilk çeyrekte baktığımızda genel ortalamasına 2009'a kadar bakın yakın bir yerlerde gidiyor. Sorun yok. İnşaat sektörü Amerika'da da aynı Türkiye'de olduğu gibi ekonomide çok ciddi bir pay alan sektör. Bakıyoruz orada ne olmuş? Mayıs ayında yükselişler başlamış. Yani burada hem yeni ev satışlarında neler oluyor ona bir bakıyoruz. Yeni ev satışları Mayıs'ta yükselmeye başlamış. Bir yandan da tek bir aileye uygun yeni ev inşaatlarında ne oluyor onu görüyoruz. Burada bakın sert düşmüşüz. O gün bugündür bir yükseldik 2020'ye kadar. Düşüş yaşandı. Mayıs'ta tekrar yükselişe geçtik. Eğer Haziran'da da veri buna yakın gelirseniz, bu veriler elimize gelmedi. İkinci çeyrekte aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat sektöründe tekrar canlanmaya başladığını görüyoruz. Neden? Çünkü insanların oturacakları evlere her zaman ihtiyaç var. Özel sektörün evler dışındaki inşaatlara harcadığı parayı görüyoruz. Burada da yükseliş var. Nedir bu? Ticari binalar, yani fabrikalar, perakende, alışveriş merkezleri, hastaneler, aklınıza ne gelirse burada da yine toparlanmaya geçmişiz. Yani Covid'den beri aşağı doğru gidiyorduk, yine yukarı doğru gidiyor. Burada tabii ofis tarafında sorun var. Bunu söylememiz gerekiyor. Haziran ayında ofis borçlarıyla ilgili ödemelerde temerrüte düşme oranlarında bir sıçrama yaşandı. %4,3'e yakın. Orası biraz tedirginlik verici ama Amerika daha evvelde de böyle rakamlar yakalamış. Ben ofis tarafındaki sıkıntıyı bu ekonomik krizlere vesaireye bağlamıyorum. Orada bir yaşam tarzı değişikliği var. Artık insanlar ofise gideceklerine evden çalışmak istiyorlar. O bir sorun olacak ileride Amerikan ekonomisinde mutlaka. Bu iki çeyreğe pek yansımayacaktır ama yavaş yavaş bu ticari ofis binalarını satın alan ve bunun için borçlanan şirketlerin, bireylerin sıkıntıya girebileceği öngörülüyor. Bu önümüzdeki dönem için bir stres ama şu anda kısa vadeli etkisi kısıtlı. Peki şirketlerin ve bireylerin sabit kıymetlere yatırımları nasıl gidiyor? Burada da bakın şu turuncu çizgi madencilik şirketleri, şu mavi çizgi ticari şirketler ve sağlık hizmetleri, burada böyle bir yukarı doğru kırılmalar başlamış. Üretim tarafında daha belki bazı videolarında da bahsediyordum. Çok ciddi bir yukarı doğru gidiş var. Yeni tesisler kuruluyor, yeni sabit kıymetler alınıyor. Yine Power and Communications, yani enerji ve iletişim hizmetlerinde de yukarı doğru kırılma var. Yani bunun hiçbirine resesyon belirtisi görmüyoruz. Hepsi yukarı doğru ilk çeyrekte kırıldılar. İkinci çeyrek detayları elimizde yok. Ama böyle yukarı doğru bir kere kıvrılınca hemen aşağı doğru gitmiyorlar. Özellikle üretim sektörünün sabit kıymet yatırımlarında çok ciddi artış görüyoruz burada. Daha evvel de bahsettiğim gibi Amerika bunu çok teşvik ediyor. Tekrar bir üretim ülkesine dönmeyi. Bunun etkileri. Peki envanterlerde ne oluyor? Envanter ekonomiyi yavaşlatıcı bir şey. Yani şirketlerin envanterlerinde çok fazla mal birikmesi ekonomiyi yavaşlatan bir şeydir. Niye? Çünkü satamıyorlar. Birikiyor anlamına gelir. Oradaki hoşlukta envanterlerin hızlı bir şekilde azalmaya başlamış olması. 2023'ün ilk çeyreğini burada görüyorsunuz. Bir önceki 2022 son çeyreğine göre sert düşüş yaşanmış durumda. Bu da yavaş yavaş bu şirketlerin envanterlerinin tükendiğini ve yeniden üretime ya da satın almaya geçmek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Burada şöyle bir durum var. Bunu unutmamakta fayda var. ISM üretim endeksi epey düşük geldi. Yani biraz resesyon işaretleri görüyoruz orada. Ama o acaba bu envanterden nasıl etkilenecek ve envanterdeki bu çekilişler tekrar yavaş yavaş ortalığı ayağa kaldıracak mı göreceğiz. Unutmayın buradaki gerçek veri yani envanter verisi, ISM endeksi ise bir anket satın alma yöneticilerine yapılan. Hangisi doğru? Benim de kafam bazen karışmıyor değil ama envanter seviyeleri bu kadar düşmüşse buradan tekrar sıçramalar gelecektir. Bakın tarihteki örneklerine envanter negatife gidince bir süre sonra tırmanış geliyor. İşte şurası Amerika'nın geçen yıl yaşadığı resesyonda olan bitenler buradan tekrar envanterin yukarı doğru gideceğini öngörüyorum ama emin olmak tabii zor. Envanterin yukarı doğru gitmesi de yeniden üretimin, satın almanın, ticari aktivitenin başlaması yani resesyonun ertelenmesi anlamına geliyor. Tabii Amerika'da ekonominin canlı kalması en önemli sebeplerinden bir tanesi hükümet çok para harcıyor, devlet çok para harcıyor. Dün gelen istihdam raporunda da gördük en büyük yeni istihdam yaratıcısı devlet. Devlet altyapı yatırımları yapıyor. Devlet çeşitli projeler içerisinde şu anda. Burada toplam devlet harcamalarını görüyoruz. İlk çeyrekte de yükselmeye devam etmişler. Şu kırmızı çizgi eyaletler bazında veya yerel belediyelerin harcadığı paralar. Yeşil çizgide federal devletin harcadığı para buralarda büyümeye devam ediyor. Bunun tabii ciddi bir hızlandırıcı etkisi oluyor ekonomi üzerinde. Gerçi hani bir yandan da Amerika'nın borçları artıyor bununla beraber ama kısa vadede bir resesyon ihtimali olmadığı buradan da görüyoruz. Devlet para harcamaya tam gaz devam ediyor. Borç tavanı meselesinin çözülmesi bu harcamalarda biraz tasarruf anlamına gelir. Çünkü orada cumhuriyetçilerle demokratlar çok biliyorsunuz müzakere ettiler ama hala büyüme devam ediyor. Resesyon yok. Peki bireyler seviyesinde ne oluyor? Bir de ona bakalım. Bireyler harcamaya devam ediyorlar. Burada görüyorsunuz lacivert çizgi ürünler tarafındaki harcamanın stabil kaldığını gösteriyor. Yani 2020-21'ler seviyesinde gidiyoruz ama resesyon seviyeleri şu koyu çizgi şuradaki resesyon anlamına geliyor. Onun epey üzerinde gidiyoruz hala ama stabilite kazanmış durumda. Hizmetler sektöründe ise büyüme devam ediyor. Bu bizi biraz enflasyon açısından korkutuyor. Hatırlayın özellikle ADP raporunda hizmet sektöründe istihdamın çok kuvvetli gittiğini görmüştük. Otel, turizm, taşımacılık gibi alanlarda bu çeyrekte enflasyonu biraz bozabilir. O raporu ele alacağız daha sonra detaylarıyla başka bir videoda. Ve unutmayın Amerika bir tüketim ekonomisi. Tüketici harcamaya devam ettiği sürece ekonomi resesyona girmiyor. Bir önceki slaytlarına gördük Amerikalılar ürünlere daha az para harcıyorlar yani stabilite kazanmış durumda. Burada da aynısını dayanıklı, durable ve dayanıksız tüketici ürünler açısından görüyoruz. İkisinde de tüketim sabitlenmiş durumda ama hala Covid öncesi dönemin yani 2019, 2018, 2017 bakın bunların epey üstü seviyesinde tüketimler var. Yani buradan bir resesyon hikayesi yaratmak zor. Düşebilir mi ileride? Bir şeyler olabilir yani FED zorlarsa onun dışında Amerikan tüketicisi hala harcamaya devam ediyor. Peki parası var mı tüketicinin? Disposable income yani tüketmeye, harcamaya uygun parası var mı? Yeterli parası var mı? Burada da enteresan bir gösterge görüyoruz. Nominal seviyede yani enflasyon hesaba katmazsak zaten rekor seviyelerde para var Amerikalarda neredeyse. Bir tek bu Covid'deki o çeklerin, yardım çeklerinin dağıtıldığı dönemin biraz altındayız. Onun dışında tarihi seviyelerde para var. Ama daha da enteresanı enflasyon düzeltilmiş reel olarak baktığımızda da para 2019 Covid krizinin öncesinden daha fazla hala. Ve azalmıyor tam tersi yukarı gitmeye hafif de olsa devam ediyor. Harcayacakları para da var. Nereden buluyorlar parayı bana sormayın. Ama para var. Bu hem Covid döneminde çok para dağıtıldı. Onun bir kısmıyla akıllı yatırım yaptılar. O paraları var ellerinde. Ve Amerika'da ekonomi canlı hala. İnsanlar para kazanmaya ve bu parayı harcanabilir paraya dönüştürmeyi hala beceriyorlar. Burada da bir sorun görmüyoruz. Peki insanlar tasarruf yapabiliyor mu? Şimdi tabii bu Covid dönemindeki tasarruf seviyelerinin çok uzağındayız. O dönemde devlet dediği gibi para dağıttı çünkü. Ve Amerika'nın ortalama tasarruf seviyesinde altlarında geziyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Hatta işte şu resesyon dönemlerine yakın bir yerlerdeyiz. Yani pek çok ekonomistin korktuğu yerlerden bir tanesi bu. Ve haklılar da yani tasarruflarda belli ki bir erime görüyoruz. veyahut da görüyorduk. Çünkü Mayıs'tan itibaren görüyorsunuz yukarı doğru bir kıvrılma var tekrar. Bu ne kadar devam eder bilmek zor ama bir yandan para harcamaya devam ediyorlar. Bir yandan da tasarruflarda tekrar bir güçlenme var. Ne anlama geliyor? Tüketici para kazanıyor, parayı harcıyor, bir miktarda olsa kenara atmayı da beceriyor. Hafif burada bir düzelme de yine tespit edebiliyoruz. Bu da yine bir resesyon olmadığını gösteriyor bize. Yani şimdi bu tablolara bakıp bir resesyon geliyor demek kolay bir şey değil. Yani neye güvenip diyor ekonomistler bunu zaten çok uzun süredir söylüyorlar bilmiyorum. 2024'ü bilemeyiz. Oraya daha çok zaman var ama FED kasti olarak, planlı olarak eğer Amerika'ya resesyon getirmezse Amerikan tüketicisinin de Amerikan girişimcisinin de resesyona girmeye hiç niyeti yok. Bir yandan devlet para harcıyor, bir yandan yeniden üretim alanında fabrikalar açılıyor, bir yandan tüketici hem para kazanıyor hem para tüketiyor. İşsizlik rakamları tarihi düşük seviyelerde geziyor. Rakamlar doğruysa değerli arkadaşlar Amerika'da resesyon yok ve en azından önümüzdeki iki çeyrek içinde resesyondan korkmak için bir sebep göremiyorum. 2024 bize ne getirir? Tamamen FED'in tavrına bağlı. FED'in tavrı neye bağlı? Enflasyona bağlı. 12 Temmuz'da enflasyon raporu geliyor. Onunla ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağım. Sorularınız ve yorumlarınız varsa bekliyorum. Kusura bakmayın bazılarınız biliyorum Amerika resesyona girsin, piyasalar çöksün, short'um ben falan çok bekliyor. Ama resesyonla ilgili pek de bir işaret yok. Durum böyle. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.